Ege Üniversitesi Televizyonu'ndan ve ortak yayın yaptığımız 100.8 Radyo Ege Kampüs frekansı dinleyicilerimize ve ekranları başında olan tüm Ege Üniversitesi Televizyonu izleyicilerimize günaydın. Ege'den sağlık programıyla karşınızdayız. Bizler yaklaşık 3 yıl boyunca Radyo Ege Kampüs'te yayınladığımız Ege'den sağlık programının ilk televizyonda canlı yayını olan programla şu anda karşınızdayız. Evet, bugün televizyonumuzun yayın hayatına başladığı ilk gün, ikinci canlı yayınımız sevgili Yeliz Tuna'dan sonra. Bugün Ege Üniversitesi Televizyonu ve Radyo Ege Kampüs Genel Koordinatörü Profesör Doktor Fazıl Apaydın hocamız bizlerle birlikte. Onunla beraber bugün Ege Üniversitesi Televizyonu'nun kuruluş sürecinden ve televizyonumuzda yayınlanacak olan programlardan bahsedeceğiz. Fazla vakit kaybetmeden ben hocamıza hoş geldiniz demek istiyorum. Hoş geldiniz hocam programımıza. Hoş bulduk. Çok az. Evet, nasılsınız? Görüşmeyeli. Vallahi çok iyiyim. Çok teşekkür ederim. Tabii çok büyük heyecan benim için evet, de. Evet, kesinlikle. Bir yılı aşkın bir süredir yaptığımız çalışmalar nihayet bugün meyvesini verdi. Meyvesini veriyor. Çok mutluyuz. Evet. Hocam, buralara gelene kadar tabii ki yani neresinden başlasak diye düşünüyorum gerçekten. Çok zorlu bir süreçti. Çok emek verilmesi gereken bir süreçti. Herhalde birazcık öncelikle bu süreçten mi bahsetsek diyorum. Sanıyorum yani Radyo Ege Kampüs'ten sonra yani 11 yıldır yayın hayatına devam eden ama yaklaşık 3 yıldır daha profesyonel bir şekilde yayınlarımıza devam ettiğimiz Radyo Ege Kampüs'ten sonra çok kısa bir zaman diliminden sonra Ege Üniversitesi Televizyonu ile izleyicilerimizin karşısındayız. Bu süreçten biraz bahsedecek olursak ne gibi zorluklarla karşılaştık? Ne gibi çünkü mutlaka her başarılı işin arkasında mutfağına bakacağımız zaman çok zorlu bir dönem karşımıza çıkıyor. Bu süreçten bahsedecek olursak neler söyleyebilirsiniz? Vallahi şöyle şimdi tabii Ege Üniversitesi 1955 yılında kurulan, birikimi çok yüksek olan bir üniversite. Evet. 1984 yılında Audiovizyal Merkez kuruldu. 1989 yılında ilk nakliye yayın aslında yapıldı burada. 89'dan bahsediyorum. 89 yılı, evet. Ondan sonra biz o zamanı tekrar yakalamış durumdayız. Yeni teknolojinin getirdiği imkanlarla. Dolayısıyla birikim vardı her zaman için. Audiovizyal Merkez daha sonra BİTAM adını aldı, Bilişim Merkezi adını aldı. Bu bilişim merkezi olarak da uzun ismimiz Ege Üniversitesi Bilgi ve İletişim Teknolojileri Araştırma Uygulama Merkezi. BİTAM olarak da biz her sene 20-25 tane nakliye yayını zaten yapıyorduk. Yayıncılık deneyimimizi radyoda çok arttırdık. Evet. Nakliye yayın deneyimimiz de zaten vardı. Ege Üniversitesi'nin bilgisayar ağı da bize bağlı çalışıyordu. Bütün bunları bir araya getirdiğimiz zaman artık dedik ki uygun zaman geldi. Evet. Bize ayrılmış bir frekans da vardı RTÜK tarafından. Dolayısıyla bu işi yapmaya karar verdik. Zorluk, televizyon kurmak inanılmaz zor bir şeymiş. Evet. Ben de işin içine girince öğrendim. Bir kere çok kaprisli bir kadına benziyor televizyon. Hep istiyor, hep istiyor. Evet. Vermiyor, hep alıyor, hep alıyor. Evet. Doyuramıyorsunuz. Mücevher istiyor. Sürekli yenilemek gerekiyor istiyor, değil mi? Kat istiyor, evet. Bir kere teknik olarak hep çok para yatırmanız gerekiyor. İnsan gücü çok ayrı bir tarafı işin. 24 saat yayın yapmak başlı başına büyük bir hedef. Ama bir yerden başlamamız gerekiyordu. Kesinlikle. Biz zorlukları düşünerek yola çıkmıyoruz. Hep iyi düşünerekten yola çıkıyoruz. Bir şekilde zorlukları aşacağımızı düşünüyoruz. Biraz saflığın getirdiği, cehaletin getirdiği cesaret aslında bu biraz. Ama işe de yarıyor doğrusu. Şu an kadar hep yaradı. Evet. Sonuçta biz çünkü üniversite televizyonuyuz. Öğrencilerimiz de bizimle çalışıyor. 30 küsur çalışanımız var şu anda. Dün baktım radyoda 36 kadar çalışanımız var. Bunların yarısı öğrenci ya da gönüllü olarak çalışan kişiler bizimle. 18 kadarı kalıcı ekip olarak adlandırabileceğimiz ekip. Dolayısıyla bu kadar az bir kadro bu işi yapmak kolay iş değil ama biz elimizden geleni yapıyoruz. Evet, gerçekten üniversitemize öyle. Güveniyoruz. Burada çalışan insanlara güveniyoruz. Birçok şeye güveniyoruz. İyi niyetle bu işi yapmaya çalışıyoruz. Evet hocam. Şimdi kuruluş aşamamızdan bahsettik ve burada aslında ben Radyo Ege Kampüs'ten de bahsetmeden edemeyeceğim. Çok önemli, tabii çünkü ki. Radyo Ege Kampüs ve Ege'den Sağlık aslında Ege'den Sağlık programımız sevgili izleyiciler, Radyo Ege Kampüs dinleyicilerimiz bilir. İlk Radyo Ege Kampüs'te başladı. 3 yıldır devam eden bir program. Dolayısıyla şu anda da artık biz televizyonda sizlerle birlikte olacağız. Neler söylemek istersiniz Ege'den Sağlık programımızla ilgili? Şimdi ben biliyorsunuz ki ben aslında tıp doktoruyum evet. sonuçta ve bizim Ege Üniversitesi'nin en güçlü fakültesi tıp fakültesidir. Her bakımdan içindeki hoca kalitesi inanılmazdır. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi dünya çapında bir fakültedir. Evet. Buranın öğretim üyeleri dünya çapında hocalardır. O nedenle biz şuradan yola çıktık. Dedik ki internette inanılmaz bir bilgi kirliliği var. Bunun temel nedeni ne yazık ki son 10 yılında sağlığın ticarileşmesindeki
kazanan ivme. Bu Kesinlikle. hastaların aleyhine olan bir durum. Çünkü sağlık ticaretleştikçe işin içine reklam ve abartı ne yazık girmeye başlıyor. Bu bilgi kirliliğini biz önleyelim en azından kendi adımıza. Çünkü Ege Üniversite Fakültesi öğretim üyeleri yüksek hakimler. Biz son karar veren kişileriz. Kesinlikle. Bizler ilk elden bu toplum bilgilendirme görevini üzerimize almalıyız dedik. Ve buradan yola çıktık. Çünkü bizim ticari kaygımız söz konusu olamaz. Evet. Buradan yola çıktık. Hocalarımız kendi konularıyla ilgili güncel bilgileri halka ilk ağızdan radyo üzerinden versin dedik. Ki radyomuz çok dinleniyor. 8 milyona yakın insana ulaşıyor radyomuz. Evet. Ve radyomuz bir tıkla dinlenebiliyor. Televizyonumuzu dinlemek, seyretmek biraz daha zor. Çünkü internet televizyonculuğu Evet. yapıyoruz. TV'ye girip TR'ye gireceksiniz, açacaksınız ve yolda dinleyemiyorsunuz. Halbuki bizi radyoda kimler dinliyor? İş yapan ev hanımları dinliyor. Yemeğini yaparken Yolda bir olan herkes taraftan, yolda olan herkes dinleyebiliyor. dinleyebiliyor. O yüzden mübalağasız çok daha geniş bir kesime hitap ediyoruz. Ve 3 Evet. yıldır bu işi sürdürdüğümüz için de artık bir marka oldu. Yani şu anda bu programı siz yürütüyorsunuz. Çok da güzel yürütüyorsunuz. Tebrik ediyorum. Sizinle Teşekkür beraber yeni ederim. bir soluk buldu. Sizden önce Yeliz Hanım da çok çok güzel yürütmüştü. Ama bu birikimi iyi bir şekilde etmek de sizin becerinizle de ilgili bir durum. O yüzden sizi tebrik ediyorum bu Çok yüzden. teşekkürler hocam, sağ olun. Evet, şimdi daha önceden Radyo Ege Kampüs'te sadece Ege'den sağlık programı devam ediliyordu. Ama şimdi televizyonla birlikte başka başka sağlık programları da eklendi ki çok da güzel oldu. Alanında Doğru. uzman başka öğretim üyeleriyle birlikte. Bunlardan bir tanesi de Ağzınıza Sağlık ve Ege'nin aynısı. Evet, Şimdi doğru. tanıtım filmlerini izlemeden önce ben öncelikli olarak bunlardan kısa kısa bahsetmek istiyorum. Öncelikle Ağzınıza Sağlık'tan mesela bahsedebiliriz hocam. Bildiğimiz kadarıyla yayınlanan diş sağlığı ile ilgili yayınlanan ilk program. Çok doğru. Bu konuda çok Cici 4 Hoca ile çalışıyoruz biz. Ege Üniversitesi'nin ağız içi hastalıkları konseyi vardır. Yaklaşık 8 yıldır bu konseyi sürdürüyoruz. Oradaki 4 arkadaşımız da Pelin Hoca, Hülya Hoca, Füsun Hoca ve Hülya Hoca. Hülya Hoca diyorum pardon. Dördüncü hocamız kimdi? Heh, Bahar Bahar Hoca. Hoca. Bahar Hoca. Bu hocalarımız da biz büyük bir sinerji yakaladık. Dekanlık da bizi çok destekledi. Evet, Diş Hekimliği Diş Hekimliği Fakültesi Fakültesi Dekanlığı da Dekanlığı. çok destekledi. Öyle olunca bu program doğdu. Çekimlerini yapmaya başladık. Çok güzel çalışıyoruz onlarla da. Gerçekten benim bildiğim kadarıyla da diş hekimliğine adanmış tek program bu. Evet. Türk halkının diş sağlığını korumak için bilgileri vermek istiyoruz biz. Evet. Online yani canlı seyredebildiğimiz gibi bunları web sayfamıza koyacağız. Daha sonra bizi izleme şansı olacak Evet. insanların. Evet. Şimdi hocam ağzınıza sağlığa tekrar geri dönüş yapacağız ama öncelikle bu Ege Üniversitesi televizyonu ve sağlık programlarından bahsettik. Tabii ki biz şu anda yer olarak belki izleyicilerimiz merak eder. Biz Ege Üniversitesi Hastanesi'nin içerisindeyiz sevgili izleyiciler ve buraya her gün binlerce hasta geliyor. Sadece sağlık açısından değil gördüğünüz gibi size de bu şekilde yararlı bilgiler aktarmak için her sabah karşınızda olacağız. Ben müsaadenizle Ege Üniversitesi Hastanesi'nin kısa bir tanıtım filmini eğer hazırsa arkadaşlarımdan rica edeceğim. Önce bir tanıtım filmimizi izleyelim. Ardından tekrar birlikte olacağız. Thank you.
direktörümüzden. Evet sevgili Ege Üniversitesi televizyonu izleyicileri, hastanemizi size kısaca tanıttıktan sonra programımıza devam ediyoruz. Bu izlediğiniz görüntüler, bütün açılışlar, sosyal aktiviteler, hastanemizin sizlere sunduğu imkanlar aslında tabii ki başta rektörümüz olmak üzere, Profesör Doktor Can Değer Yılmaz olmak üzere, başhekimimiz Profesör Doktor Sayın Mehmet Özkahya ve dekanımız Profesör Doktor Sayın Kamil Kumanlıoğlu ve ekibinin katkılarıyla gerçekleşiyor. Şimdi birazcık başhekimliğimizden ve dekanlığımızdan hocamızla birlikte bahsetmek istiyoruz. Evet hocam, gerçekten başhekimliğimizin ve dekanlığımızın, üniversitemizin kuruluş aşamasında televizyonumuzun çok büyük katkılarını, desteklerini gördük. Başhekim ve ekibi, dekanlık ve ekibi, dekan bey ve ekibi neler yapıyor? Son zamanlarda hastanemizde özellikle radyoloji bölümünde gerçekten çok büyük gelişmeler söz konusu. Birazcık bunlardan bahsedecek olursak neler söyleyebiliriz? Şimdi hem yani rektör hocamız zaten bu televizyonun başındaki kişi. Her bakımdan bize en çok destekleyen kişi rektör hocamız. Ama daha sonra en çok destekleyen kişi Sayın Mehmet Özkaya, başhekimimiz. Evet. Başhekimimiz bu televizyon heyecanını duyduğu andan itibaren dedi ki ben bu televizyonu her şekilde destekleyeceğim dedi. Ve bize her başımız sıkıştığımızda en çok yardım eden kişi Sayın Mehmet Özkaya'dır. Evet. Kendisine çok teşekkür etmek istiyorum. Sayın Kamil Kumanoğlu dekanımız, o da her zaman için bizi destekleyen bir kişi. Yarın bizlerle birlikte evet, olacak bu arada sevgili izleyiciler. Ben bu hastaneye 1979 yılında girdim. Yani 79 dediğimiz zaman 80 deseniz 23-24 sene mi oluyor? Evet. 24 yıldır ben buradayım. Yoksa daha mı fazla? Evet, neyse. 24 yıl diyelim. 24 yıldır ben buradayım. Bu dönem içinde hakikaten son 5-6 yılda çok büyük ilerlemeler yapıldı. Bunların başında işte mesela radyoterapi dediğimiz yani kanserli hastaların ışınla tedavisinde Türkiye'nin en modern kliniklerinden biri haline geldi radyoterapi kliniği. Görüntülemede çok büyük gelişmeler var. Dün Hürriyet Gazetesi'nde okuduysanız çekilen MR'ın kalitesi çok önemlidir diye bir haber vardı. Tüm en güncel MR şu anda Türkiye'deki en güncel MR'lardan bir tanesi Ege Üniversitesi Hastanesi'nde. Bu 3 Tesla MR ünitesi üç değil mi? MR. Dediğimiz hocam. Hem tanı kriterini arttırıyor hem de çok daha kısa sürede çekilmesini sağlıyor. Bir de PET CT adına verdiğimiz vücuttaki tümörlerin yerini saptamaya yarayan bir alet var. Bunun için özel bir bina yapıldı. Bu binanın içine PET CT yerleştirildi. Sonuçta dünyanın en modern, en gelişmiş cihazları Ege Üniversitesi'nde mevcut. Zaten aksi düşünülemezdi çünkü tüm Ege bölgesinin en büyük hastanesine yakışan da buydu. Bu konuda başta rektörümüz yoktan paralar yaratarak resmen büyük projeler yapıp Ankara'ya sürekli gidip gelerekten büyük bütçeler çıkardı. Başhekimliği çok tebrik etmek lazım. Son 5 yıldır Türkiye'de borcu olmadan kendini döndürebilen en önemli hastanelerden birisiyiz biz. Çünkü söylediğim gibi son 10 yıldaki uygulamalar özellikle üniversite hastanelerini çok zor durumlara düşürdü ne yazık ki. Evet. Fakat akılcı bir yönetim ile bunun üstesinden gelindi bugüne kadar. Başhekimlik ve ekibi bunun için yoğun çabalarını sürmeye devam ediyor. Evet. Tabii Allah düşürmesin gerçekten. Biz hastalar hizmet ediyoruz çünkü sonuçta. Allah ama tabii düşürmesin. Ki eksikliğinizi de göstermesin evet. Diyoruz her zaman. Biz de elimizdeki imkanlar ne kadar iyi olursa o kadar iyi hizmet verebiliyoruz. Bu bakımdan Ege Üniversitesi'nin mensubu olmaktan ben gurur duyuyorum. Çünkü burada hastalarımıza her türlü desteği verebiliyoruz. Evet. Bir de hocam benim şahsi fikrim aslında benim için çok mucizevi bir icat olan robottan ben bahsetmek istiyorum. Evet. Da Vinci. Yani ben görüntüleri izledim daha hala aklım almıyor. Yani böyle bir teknoloji, böyle bir gelişmişlik yani gerçekten çok enteresan değil mi sizce de? Gerçi siz için içindesiniz. Mutlaka doğru. Bilimsel bir açıklama getiriyorsunuz ama biz ilk başta gördüğümüz zaman bir robot işte tabii ki kumanda hocalarımızda ama hani ameliyatı yapan bir robot, robotik cerrahi. Neler söylemek doğru. İstersiniz? Şimdi bir kere bunu robot dansıyla giriyoruz bu robotik cerrahiye. Ben robotla uğraşanı öyle diyorum. Ne zaman görsem dans yap diyorum evet, robot evet. dansı. Evet, biyonik bir şekilde. Robotun ilk geliştirmesi aslında uzaya giden astronotların başına bir şey gelirse oradaki kişileri buradan ameliyat etmek için yapılmış bir teknoloji evet. bu. O yüzden uzaktan kumandayla yapmak üzerine kurulmuş bir teknoloji. Daha sonra bunu yapan kişiler ya uzaya gönderiyoruz ama bu kadar iyi bir teknoloji elimizde bu şekilde kalacak mı diyerekten bu işi yaygınlaştırma. Biliyorsunuz bu dünyada her şey pazar, ekonomi ve duygusal nedenlere evet. bağlıyorlar. Daha sonra bunu tüm dünyaya yaydılar. Mesela
Eğitimli hastalara methedilirken özellikle doktorlar değmekten korkuyordu. Bir ara Los Angeles'ta metheden doktorlar o kadar zor durumdaydı ki 5 hastadan biri neredeyse AIDS'li falan da o kadar kötü durumlar oldu. Şimdiki durumu bilmiyorum ne yazık ki. Onları ellemeden ameliyat etmek büyük bir şans idi. Robot sisteminin bir avantajı şu. Tüm cerrahlar müdahale sırasında ah bir üçüncü elim olsa, ah bir dördüncü elim olsa diye bir yakınma Evet. yaratır. Çünkü asiste eden kişiler her ne kadar becerikli olsalar da bazen göremeyecekleri yerler vardır. Evet. Robotun avantajı budur. Budur. Hem üç boyutlu görüntüleme imkanı sunuyor size derinlerde Hı. endoskopik olarak ki bu bir devrimdir aslında. Hem de cerrahın ikiden fazla kolu kullanmasına olanak sağlıyor. Evet. Üç, oldukça milimetrik çalışma imkanı da sağlıyor. Tabii dezavantajları da yok mu? Mutlaka İnsan vardır. her Her cihazın yöntem gibi. olduğu gibi. Çünkü mesela düşünebiliyor musunuz? Hasta olarak size doktor medya diyor ama doktorunuz uzakta bir konsolun içinde siz bir robot tarafından o sırada müdahale Mutlaka soru işareti ediyorsunuz. oluyor tabii hastaların Oluyor ama kafasında. sonuçta şu anda 3 kliniğimiz uyguluyor ve çok başarılı yürütüyorlar bu hizmeti. Ege Üniversitesi'nde robot Türkiye'nin 17. robotu diye biliyorum ben. Bundan sonra Türkiye'de yeni bir robot alamayacak belli bir süre en Evet. azından. İzmir'deki ekipler de bu işi son derece iyi götürüyorlar. Ürolojide olsun, kadın doğumda olsun, genel cerrahide olsun. Evet. Şimdi hocam biraz önce bahsettiğimiz Ağzınıza Sağlık programının jeneriğini isterseniz izleyelim sevgili izleyiciler. Daha sonra programla ilgili çok kısa bir açıklama daha yapacağız ve programımız daha sonra tekrar devam edecek. Evet sevgili izleyiciler, izlediğiniz jeneriğimiz Ağzınıza Sağlık jeneriğiydi. Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi öğretim üyeleriyle birlikte gerçekleştirilen bir diş sağlığı programı. Hocam bu program haftada kaç gün yayınlanıyor, ne zaman ve saatini sizden alalım izleyicilerimiz de öğrenmiş olsunlar. Her hafta Perşembe günleri Hı. sizin programınızın arkasından yani Evet. Ege'den sağlığın arkasından Perşembe Ağzınıza günü daha da Sağlık. sağlıklı bir program gün Evet, olacak Perşembe günü diyelim. sağlık Evet. akıtacağız aklımıza. Dediğim gibi çok güzel bir program, çok güneriz programımıza. Bazı kısımlarını çektik, canlı bir program aslında Hı ama yine de bir takım bant çekimleri de yaptık hı. bununla Hı. ilgili olarak. Çok güzel sahneler oldu. Şimdi diş deyince ben dahil herkes korkar. Korkar, evet. O koltuğa oturmak dünyanın en zor şeylerinden bir tanesidir. Hatta arada çok takılırım işte dişlerin hiçbirisi olmasa size ihtiyaç olmasına güzel olur falan diye kızdırırım ben diş hekim hocalarımızı. Ama gerçekten çok güzel programlar olacağını düşünüyorum Evet. ve ilk elden bilgilendirme olacak. Çünkü Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi de çok yetkin hocalarımızın yer aldığı köklü bir fakülte. Deli gibi Evet. çalışıyorlar. Deli gibi çalışıyorlar. O çalışmaların bir kısmını bize paylaştıkları için ben çok mutluyum doğrusu. Evet, bizler de çok teşekkür ediyoruz bizlerle birlikte oldukları için. Hocam programımızın maalesef sonuna geliyoruz yavaş yavaş. Gerçekten çok dolu geçti ve ben nasıl geçtiğini anlamadım. Ama diğer sağlık programımızdan da bahsetmeden geçemeyeceğim Ege'nin Aynası. Profesör Doktor Hakan Coşkunoğlu hocamızın yaptığı program. Çok kısa ondan da sizden bilgi alalım. Şimdi Hakan hocamız aslında psikiyatrist Evet. ve Türkiye'de bağımlılık dendiği zaman bu konuda en geniş çalışmaları yapan kişilerin başında geliyor. O da bu programda alkol bağımlılığından tutun da sigara bağımlılığına kadar tüm bağımlılık konularını konuklara beraber işleyecek. Evet. Gençlerin çok önemli sorunlarından olduğu için Kesinlikle. sanıyorum bu da çok ses getirecek olan bir program. Çünkü ne yazık ki Türkiye'de sigara içimi çok yaygın. İçki içimi de azımsanmayacak derecelerde. Ne yazık ki son yıllarda madde bağımlılığı olarak işte esrar ve benzerleri de gündeme Yaygınlaşmaya gelmeye başlıyor başladı. Ne maalesef. yazık ki keşke olmasaydı. Bunlarla ilgili bize bilgiler verecekler. Hakan hocamız gür kaşlı, gerçekten çok sıkı programcı. Kendisiyle 2 dakika görüşüyoruz, her şey halloluyor. Her şey Bu kadar alınır. pratik, zeki bir insanla çalışmak çok güzel, çok keyifli. Televizyoncu kimle konuşacak olursam. Hakan hocamıza da çok güveniyoruz. Sanıyorum halkımız da onu seyretmekten büyük keyif alacak. Evet, ne zamanlar yayınlanacak hocam? Hangi günler? O her şeyi sorayım, o kadar da iyi değilim bu konuda. O zaman İnanın ben de izledikçe bilmiyorum şu öğreneceğiz diyelim anda. hocam. Evet, İzledikçe canlı öğreneceğiz. olarak yapacak. Şu an aklımda değil çünkü Evet. 30
İki tane programımız var. Birisini bildim, bunu bilemedim. Olsun, bu da bonus olsun hocam, öyle diyelim. Evet, şimdi artık yavaş yavaş programımızı kapatalım isterseniz birlikte. Bizler çok teşekkür ediyoruz bugün bizimle birlikte olduğunuz için. Eklemek istediğiniz varsa hocam onları alalım, daha sonra birlikte programımızı inşallah kapatalım. İnşallah sizin gibi güzel, cici ve sunumu muhteşem bir kişiyle Ege'den sağlık, uzun yıllar topluma hizmet etmeye devam eder. Çok teşekkür ederim hocam bugün bizlerle birlikte olduğunuz için. Evet sevgili Ege Üniversitesi televizyonu izleyicileri ve 100.8 Radyo Ege Kampüs dinleyenleri. Bugünlük de Ege'den Sağlık programımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Ama bizler yarın aynı saatte tekrar karşınızda olacağız. Yarına kadar sağlıklı olup dünyaya huzurla bakmanız dileğiyle hoşça kalın diyoruz. Yılda yaklaşık 860 bin hastaya sağlık hizmeti. 51 bin cerrahi girişim. Ve 2150 doğum. Acil serviste yılda 93 bin hastaya hizmet. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi. Sağlığınızla ilgili her şey için. Ege'den sağlık.